Guatr teşhisi konmuş bir kişinin tedavi süreci nasıl olur? Guatr dediğimiz zaman biz tirek bezinin büyümüş olmasından söz ediyoruz. Tirek bezi neydi hatırlayalım. Boynumuzun ön alt kısmına yer alan bir organ, bir kelebek şeklinde sağ ve sol taraflar olan, ortada küçük bir bandı olan bir organ. Bunun büyümesinden söz ediyoruz. Biz öncelikle bu büyümenin altında ne var bunu anlamaya çalışıyoruz. Bu büyüme bir hormon eksikliğinden mi kaynaklanıyor? Bu büyüme bir iyot eksikliğinden mi kaynaklanıyor? Bu büyüme vücuttaki bir başka yangısal bir hastalıktan mı kaynaklanıyor? Bu büyümeye eşlik eden gözlerle dışarı çıkma gibi bir durum var mı? Bunları anlamaya çalışıyoruz. Bu büyümenin içinde tamamı değil de bir kısmı mı büyümüş? Nodül adını verdiğimiz bir yumru, birkaç yumru mu söz konusu? Bunları anlamaya çalışıyoruz. Ve aynı zamanda bunların içinde kötü huylu bir hastalık var mı? Öncelikle anlamaya çalıştıklarımızdan birisi bu. Yani kanser olmadığından emin olmak istiyoruz. Eğer kanser şüphemiz varsa ilgili bölgeyi ultrasonla daha iyi inceliyor, kan tahlilleri mutlaka yapıyor ve bu arada şüphelendiğimiz bir bölge varsa oradan da direkt elimize veya ultrason kılavuzunda bir iğne biyopsisi yapabiliyoruz. İncecik bir iğneyi o tümörün içine batırıp birkaç hücre alıp teşhis koymaya çalışıyoruz. İşte o bizim için çok önemli bir aşama. Bu aşamadan sonra da tedavi için önümüze bir yol çıkıyor. İyi huylu hastalık olduğunu anladık, takip edebiliriz. İyi huylu hastalık. İlaç tedavisi belki. Hormon problemi var, yine ilaç tedavisi. Bunlar tamamen cerrahi dışı tedaviler. Kötü huylu hastalık olduğunu anladık, ameliyat. Kötü huylu değil ama şüphede kaldık, ameliyat. İğne biyopsisi bize yeterli bir sonuç veremedi, tekrar. Ta ki biz iyi huylu olduğundan emin olana kadar ya da ilaç tedavisi gerektiğine emin olana kadar. Özetle Guatr hastası ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ikisi birlikte olarak ele alınmalıdır.